Fight. Evet kankiler, Süpermarket Simülatör oyununun 11. bölümüyle beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10. seviye olmamıza bu sefer gerçekten az kaldı. Bence marketimizi hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde açalım. Çünkü seviye atlamak istiyorum. Bu arada buradan yönetim kısmından ürün lisanslarından bunu bence satın alalım. Evet. Artık bunları gaz içecekleri falan sipariş veriyoruz. Bir tane denemelik şimdi ürünler kısmına girelim. Bu arada fiyatı artan azalanlar var. Suyun fiyatı düşmüş. Onlara bakacağız. Oo, bakın portakal suyu, elma suyu. Rafa böyle bir su oluyor buzdolabına. Hepsinden birer tane alayım. Ama biraz fazla para oluyor ama ya. Çok para gidiyor. Ama olsun, değer. Hadi bakalım. Sonuçta satış da yapacağız. Para kazanacağımızı düşünüyorum. Evet. 4,5 para üstü verelim. Seviye atlayalım artık. Kasiyer alalım ya. Lütfen ya. 27,5. Evet. Buyur hanımefendi. Buyurun hanımefendi. Ne bulamamış? Süt bulamamış mı? Süt en pahalı dedi. Ona hemen bakalım. Hemen müşterimizin dediğini kırmayalım. Fiyat mı pahalı dedi süte? Yoo. Tam orayı okuyamadım. Ortalama fiyat yani çok da kötü değil yani fiyatlarımız bence. Peyniri şuradan bir bence hemen dizeyim. Peynir var ya, peynir deli gibi gitmeye başladı ya. Oo, sevkiyat da gelmiş. Sevkiyat da gelmiş. Evet abiciğim. Hadi güle güle. Buyurun hanımefendi. Biraz bu arada bilmiyorum, bana mı öyle geliyor? İlerledikçe biraz ürün alma adetleri. Aa, dolapta gazlı içecek bulamadım diyor. Tabii lisansı aldık. Onlar bize yüklenmeye başladılar. Geliyoruz. Hepsini dileyeceğiz. Bir saniye. Abi herkes bize boykot yapıyor. Bak dükkanı kapatmayı tırmayın bana şimdi. Lan sana gazlı içecek var ya. Başlayacağım şimdi gazlı içeceğinize. Alın lan buradan. İçin. Anam ortalık karıştı. Müşteriler memnun olmuyor vallahi. İçecek bulamadım. Hiçbir şey bulamadım diyor. Acaba 2 dakika dükkanı kapatsak mı ya? Şöyle yapsak. Müşteri durur mu? Saat ilerliyor ama. En azından müşteri memnuniyetsizliği olmaz. Tamam tamam abi, anladım. Herkes. Ama kapalı diyorum, abla geliyor. Ha, kapalı gördü. Güzel. Şöyle yapalım. Şimdi gazlı içecekleri siz görürsünüz. Ya sağlığa zararlı böyle şeyler aslında ama. Şimdi. Gazi içeceği şöyle koyduk. Bu arada şu makarnayı da dizeyim de gitsin. Tamam. Meyve suyu. Şu tarafı meyve suyu yapalım. Yer kalırsa hepsini doldururuz. Yine bir kola. Bu farklı kola. Markası. Kola Tuka. Işıkları halledeceğiz. Gazlı içeceklerimizi bu şekilde dizelim. Oo, bu tam denk geldi. Güzel. Ya herkes o yok bu yok dedi ya. Bu böyle olur mu ya? Ayıp bir şey ya. Bunları çözeceğiz şimdi. Bot lambamızı da alalım ya. Ne olacak? En azından şöyle bir tanesini ortaya
Bir tanesini de şuraya ortaya yapalım. Bu rafa diziliyor sanırım. Evet. Ben de şöyle geriye. Tamam, dükkanı bence açalım. Bu arada dizeriz biz. Artık ne isterseniz mevcut. Rahat olun. Aa, fiyat. Hemen fiyatları düzeltelim. Bunu 3'ten satalım. Elma suyunu 3'ten satalım. Kola 2'den satalım. Bunu 2,5'tan satalım. Bunu 2,5'tan satalım. Tamam, güzel. İki rafı doldurduk. Bunu da çöpe atalım. Şimdi bir açalım bakalım nasıl görünüyor. Oo, işte bu. Harika. Oo, hemen bu sudan almışlar vallahi. Of, var ya. Bu çeşit ürün çeşitliliği artarsa bunlar daha fazla ürün alacak diye düşünüyorum. Artı dolar. 6 dolar. Buyurun beyefendi. Hemen size para üstü 6,5 veriyorum. Buyurun şeker. Evet, şeker kritik. Şeker kritik seviyede. Hemen şeker siparişi vermek istiyorum. Hemen derhal. Akşam 9 olmadan biliyorsunuz. Barış verirsek hemen geliyor. Şekeri de şöyle dizelim. Tamam. Bunu kurtardık. Bunu alalım. Buraya ile fırlatalım. Böyle koyalım, sonra hallederiz. Buyurun, buyurun. Oo, gazlı çiçekler falan. Teyze bak, sağlığa zararlı. Torununa falan alıyor herhalde. Kendi içmez diye düşünüyorum. Evet, 42. Güzel bak, tutarlar falan hep artmaya başladı ha. Evet, 28. Ya artık siparişlere yetişemiyoruz ya. Ne yok dedin lan? Sana biraz daha bu bir eksik bir şey olduğunu söylediklerinde tam bazen göremiyoruz. Bu arada iş meşgul olabiliyoruz. Biraz daha kalıcı olursa peynir bulamamış. Abi nasıl peynir bulamıyorsunuz ya? Merak etmeyin, hemen getiriyorum. Bir dakika, hemen kasada bekletiyorum ama yumurta ile peynir olmazsa olmaz. Sizi mağdur edemem. Mümkün değil. Evet. 2,5. 1, 2,5. Oo, abla ne yaptın sen? 25, 25. Oo. Aslında böyle bir arefle falan reyonun oraya gidip sistem üzerinden direkt sipariş oluşturabiliriz. Çünkü ne vardı ne yoktu tek tek uğraşana kadar o şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Çay. Çayı dolduralım. Şurasında hem bir yer açılsın. O seviye atladık işte bu. Harika. Alın sana gazlı içecek kardeşim. Normal su. İlla soğuk içeceğiniz değil mi? Yapacağım, sıkıntı yok. Size çok güzel bir süpermarket yapacağız. Şimdi biraz bakkal tarzıyız. İdare edin. İmkanlarımız kısıtlı. Bu da tamam. Burayı da doldurduk. Reyonlarımızı sizin için doldurduk. Sınırsız hizmet. Süt. Bu da tamam. Stoklarımızda olan ne var ne yok hepsini dolduruyorum. Tamamlıyorum. Bu arada şekeri de tamamlayayım. Şu artık kasiyeri alalım ya.
Ürünümüz burada. Tamam, pardon, onu almayalım. Yumurta tamamlamıştık. Yok, tamamlamamışız. Peyniri tamamlamışız. Hemen yumurtayı da tamamlıyoruz. Ya bu dolap gerçekten bize ufak geliyor aslında ya. Bir tane daha dolaptan alabiliriz. Oo, kahve. Kahve yerle bir. Sömürmüşler ya. Baya bir sipariş geçmemiz gerekecek. Stoklar azaldı. Paramız da pek kalmadı ama bir şekilde idare edeceğiz. Un. Unda durumumuz nedir? Şunu hepsini dizebilir miyim acaba? Dizemedik. Un da çok yer kaplıyor gerçekten ya. Şunu koyalım, ekmek. Şu ekmek bu arada. Ekmeği fulleyelim. Tamam. O piyasa fiyatı bunun 11. Biz bunu çok düşüğe sattık ha. Koymayınca tabii. Oradan da bayağı bir zarar ettik ya. Doğru. Sen misin öyle yapan? Hadi bakalım. Sen misin öyle yapan? Son bir tane kaldı. Tii. Un. Evet, makarnamız yok mu ya? Makarna bitmiş demek. Evet, makarna yok. Tamam. Elimizde olanları doldurduk. Bunun ışığı falan var mı acaba? Ama ışık güzel oldu ya. Yani şöyle dışarıdan da baktığımızda aydınlık duruyor. Demin karanlıktı çok ya. Büyüdü. Raf arttı ama şey olmamıştı. Evet, dükkanımızın son durumu bu şekilde. Gün sonu yapalım. Bugün bakalım ne yaptık. Şimdi biliyorsunuz yeni bir lisans satın aldık. Lisans satın aldığımızda siparişleri de aslında verdik ama dükkanı da açtığımız için bulunamayan 10 tane ürün gibi göründü. Pahalı bulunan ürünler. Biz o arada onları dengesini kaçırdık. 615 dolar eksi de görünüyoruz. Tabii o içecekleri falan da aldık malum biliyorsunuz. Müşteri sayımız 13 çok 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 düşük. Dükkanı bir süre kapatmak durumunda kaldık. Sırf bu bulunamayan ürünler olmasın diye. Bir sonraki bölümde kasaya kasiyer alacağız. Onu yaparken biz rafları dizebiliyor muyuz? Bunu bakacağız. Bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.